حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Evet. Kulu yiyiniz, başrabu içiniz. Tabi emir yine ibaha içindir. Hatta ne zamana kadar? يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ Siyah ip, beyaz ipten ayrıt edilinceye dek yemeye içmeye devam edin. Yani burada beyaz ip, siyah ip derken Yaşar Nuri diyordu ya bir zamanlar. Yani gün ortalığında öyle ortalık ağarıncaya kadar değil. Burada hayatul abiyat ufuktaki hani o fecir ilk belirince ip gibi beliriyor. İşte o kastediliyor. O tebeyyün edinceye kadar yani fecir oluncaya kadar. Özellikle bakınız arkadaşlar ayet-i celilede hayatul abiyadunun la fecrin ifade edilmesi çok anlamlıdır. Ve Allahu alem şu mesaj veriliyor. Yani o fecir ışığı en küçük fark edilebilir durumuyla ortaya çıkınca keseceksin. Ki fecir o zamandır. Yoksa yani öyle denmeseydi mesela belki birileri şöyle anlayabilirdi. Ya fecir olunca ben fecir zaten o hayatı abiyattan sonra en az 15 dakika bazen hatta 20 dakika ancak fark ediliyor. Öyle bir durumun anlaşılmaması için belki ilk o ışığın zuhuru ilk zuhurunda en küçük hali ip gibi görülmesidir. O ilk zuhuruyla fecir oluyor ve dolayısıyla neden kesilecek? Yeme, içme vesaire. Şimdi hala dayaklı hocam bu Abdülaziz Bayındı var ya. Ha biliyorum. Onun ekibi. Evet. Bakın burada yani böyle çok bilimsel değil mi burası yani? Aynen o da. Böyle dakik bir şekilde. Evet. Tasvir ediyoruz. Huwa khaytul abyad evvelu ma yabdu minel fecri el mu'taridu fil ufuki kel khaytel memdudi. Fecirden ilk zahir olan. İlk zahir olan. Ki o el-mu'taridu odur ki görülüyor. Mu'tarid da burada görülüyor anlamında fil-ufuki ufukta görülüyor. Kel-hayt-el-memdudi uzatılmış bir ip gibi. O ilk görülen ip şeydi. Işık kastediliyor. O minel-hayt-el-esvedi o hayt-el-esved. Bu mu'tarid en manasında gelen şey değil mi? O orada öyle ama burada bu manada. Evet. Mu'taridu fil ufuki yani ufukta görülen. Görünüm. Zahir olan. Kel khaytul memdudi. Evet. Minel khaytul esvedi ve khaytul esved ma yemteddu min sevadil leyli. Gece karanlığından devam eden ki zaten gecedir. Şubbiha bi khaytayni ikisi iki ipe benzetildi. Esvede ve ebyada siyah beyaz. لِمْتِدَادِهِمَا Çünkü onunla ne yapıyor? Öyle uzuyor. مِنَ الْفَجْرِ Tabi rivayetlere göre bu ayet nazil olduğunda önce bu kısım nazil olmuştu. وَكُلُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبِيضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَ Adi bin Hatim radıyallahu ta'ala anhu adındaki sahaba tuttu baş ucuna beyaz ve siyah iki ip koydu. Urgan ipler. Ve onlar oruncaya böyle birbirinden ayrıt edinceye kadar yemeye devam dedi. Resulullah bunu duyunca yani bir rivayete göre inneke racunun aridul kafa. Gerçi şey bunu reddediyor. Bunu aşun diyor böyle bir rivayet yok. Ama hocam gelmiş burada. Öyle mi? Tamam. Buhari'de geçiyor. Aridul kafa. He. İnneke l'aridul kafa. Buhar'da geçiyor mu? Ama Ebn-i Aşur sanki buna itiraz ediyor. Neyse. Ve yani o aridul kafa, yassı kafalı demek yani
Tabi burada hem mizah var. Resulullah biraz ona mizah yapmış. Bazen Resulullah sahabelerle mümazaha ettiği oluyordu. Bir de onun işi ters anladığına da işaret var. Yanlış anlamışsın. Yani o ip öyle gün yaşanmıyor dediği gibi o ya. O nedir? Herifi şey, ortalık aydınlanıncaya kadar değil. Ve bunun üzere minel fecri nazil oluyor. Önce o kuruh da etmenin kuvveti olabiliyor. Sonra minel fecri. Dolayısıyla bundan şunu anlıyoruz. Yani nazil hani Kur'an ve Kur'an'ın farkına buyuruyor ya Allah. Biz Kur'an'ı nüzulde ayırdık. Parça parça ayırdık. Yani parça parça indirdik. O inen parçalar bazen bir süre oluyor. Bazen birkaç ayet oluyor. Bazen bir ayet oluyor. Bazen bir ayetin bir kısmı oluyor. Yani bu şekilde bunu anlamamız lazım. Yani illa her yerde bir ayet minimum ayet inecek diye bir kural yok. Bazen bir ayetin bir kısmı da inmiş olabiliyor. Evet. Minel feci diyor bu minel feci beyanu. Şunu açıklıyor. Ennel khaytal abyada minel feci la min gayrihi. Ve iktefa bihi anil khayt. Beyanil khaytal esvedi. Bu minel feci dedik. Khat-ı abyadın beyanıdır. Peki khat-ı esved niye beyan edilmedi, açıklanmadı? لِأَنَّ بَيَانَ اَحَدِهِمَا بَيَانٌ لِلْآخَرِ Birinin açıklaması, onun diğerinde açıklaması. Yani biz burada o hattı hayt-ı ebyadın fecirden olduğunu söyleyince anlıyoruz ki o hayt-ı esvedde fecir münasebetiyle zikir edilmiştir. Evet. اَوْ مِنْ لِلْتَبْيَضِ وَاَمْ مِنْ بَعْضِيَتِ لِأَنَّهُ بَعْضُ الْفَجْرِ وَاَوَّلُهُ Çünkü o fecir, efendime söyleyeyim, nedir? Veya o hayt-ı ebyad, fecirin bir kısmıdır. Veya ilkidir. Onun için bile tabi böyle düşünülebilir. Anlam. Bu لِأَنَّ بَيَانَ اَحَدِهِمَا بَيَانٌ لِلْآخَرِ biraz sanki oturmadı, neyse. وَقَوْلُهُ مِنَ الْفَجْرِ اَخْرَجَهُ مِنْ بَابِ الْاِسْتِعَارَةِ Yani istiara kabirinden bunu zikretti. Yani bu مِنَ الْفَجْرِ o خَيْطُ الْاَبْيَضِي bizim bildiğimiz terminolojik manadaki istiaradan çıkardı. Yani مِنَ الْفَجْرِ olunca artık biz خَيْطُ الْاَبْيَضِي istiara olduğunu diyemeyiz. Çünkü istiara da arkadaşlar şu esastır. Hatta biz mecazi lügavi tarif ederken ne diyoruz? El kelimetul mustamaletu fi gayri ma vudi'a lehu li alaqatin ma qarinatin mani'atin an iradatin mevdu'i lehu. Bu bildiğimiz mecazi lügavinin tarifidir. Ve diyoruz ki bu mecazi lügavi eğer ilişkisi şeyse, benzerlikse istiharedir. Değilse mecazi mursaldır. Dolayısıyla istiharede esas şudur. Siz müstearu lehu minhu'yi müstearu lehu yerine geçiriyorsunuz. Ancak müstearu minhu'yu müstearu lehu yerine geçirmek iki türlüdür. Bir, açıkça müstearu minhu'yu müstearu lehu yerine zikredersiniz. Mesela dersin ra'aytu esaden yusalli. Burada esed müstearu minhu'dur. Racul-i şuca yerine kullanılmıştır. Buna istiare-i musallaha diyoruz. Karinesi de yusallidir. Bir de ikinci bir kullanımı var. Sanal kullanım. Hayali kullanım. Yani nasıl biz zihnimizde mesela şair diyor ya mekalibun idel maniyyetu enşebet avfaraha elfeyte kulle temimetin la tenfa'u veya Arapların kullandığı bir cümlede mekalibul maniyyeti neşibet bi fulan
ölümün pençeleri falancaya yapıştı. Takıldı ölüm pençeleri. Şimdi diyorlar ki meniyet burada ölüm. Biz zihnimizde, zihin dünyamızda ölümü yırtıcı hayvana benzetmişiz. Zihnimizde. Ve zihnimizde yırtıcı hayvanı ölüm içinde istihare etmişiz. Sebeb-i meniyet yerine zihnimizde ama. Fakat lafzan, lafza gelince biz müstearu lehu olan meniyeyi zikretmişiz. Müstearu minhu'nun özelliklerinden birisi olan mehalibi meniyeye vermişiz. Ve biz dolayısıyla bu mehalip karinesiyle zaten burada biz bu bir istiharenin olduğunu biliyoruz. Ve buna istihare-i mekniye-i tehiliye diyoruz. Demek ki bizim anlayacağımız istiharedeki lafzından da anlaşıldığı gibi müstearu minhu, müstearu lehu'nun yerine geçiyor. Eğer bir kelamda müstear ve müstearu lehu ikisi zikredilirse o istihare olmaz. O teşbih olur. Bunun için müellifimiz rahimahullah minel fecri el hayatul ebyadının nesi beyanı olmakla bu hayatul ebyad istihare olma durumunu kaybetti. İstihare değil. Bak onu diyor. اَخْرَجُوا مِنْ بَابِ الْاِسْتِعَارَةِ وَصَيَّرَهُ تَشْبِيهًا بَلِيغًا. Ve bunu ne yaptı? Teşbihül beliğ yaptı. Teşbihül beliğ nedir? Yani teşbih edatının hasf edildiği ve vecih-i şebihinde hasf edildiği buna teşbihi beliğ diyoruz. Mesela diyorsun Zeydun Esed. Yani Zeydun kel esedi fi şeriatı. Evet. Raytul Esed'e yüselli. Orada ister olması yüselliden dolayı değil mi? Tabii kaline. O kaline. Kema enne kavlike ra'ytu eseden dediniz bu mecaz. Yani bu istiharedir. Ra'ytu eseden. Tabi karinesi de olması şartıyla. Yani asas müfessir rahimullah karineyi de zikretmesi lazım. Çünkü kumanış gibi birisi çıkardı ki neredeyse yani. Burada karine yok. Ama ra'ytu eseden yusalli ve fil hammami deseydi tamam. İstihare oldu. Çünkü bu gibi yerlerde arkadaşlar istiharenin rükünlerinden birisi karinedir. İstihare-i musarrahada müstearu lehunun melaemi olan yusalli karinedir. İstihare-i mekniyede müstearu minhunun melaemi karinedir. Yani mehalibul meniyeti de mehalib olmazsa biz orada istihare düşünmeyiz. Ra'ytu eseden yusalli de yusalli olmazsa biz istihar düşünmeyiz çünkü hayvanat bahçesi buraya diyelim ki 50 metre belki oraya gitmiş. Mesela. Olur ya. Bu beyan eliminden geçiyor. Aynen öyle hazırdım da. Beyan eliminden. Evet. Ücret de tabi değil midir? Kolay. Evet. Enne kavli karaytu asın mecazun. Ama فَاِذَا زِدْتَ مِنْ فُلَانٍ bunu ilave ettiğinizde رَجَعَ تَشْبِيهًا artık o istihare olmaktan düşer, teşbih olur. Evet. Arkadaşlar burada duralım çünkü ben gitmem lazım. Ve yarın da